Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün şu an bu videoyu neden başlattığımı asla bilmiyorum. Bir anda çekesim geldi. Herhalde birazcık da motivasyona ihtiyacım var. Yalnız yaşam günlükleri yapabiliriz diye düşündüm. Böyle birkaç gün. Yalnızım çünkü yani. Yalnızım. Neyse şu an kaldığım yurdun mutfağındayım. Ve kendime istemesem de böyle bir yerde yani çünkü çok hijyenik olduğunu düşünmüyorum buradaki şeylerin. Ama akşam yemeği hazırlamaya çalışacağım. Ve yapabileceğim şeyler sınırlı. Yani şu an için. Bu eşyalar da odasında kaldım. Arkadaşımın var olan eşyaları. Bence bir tabağa daha ihtiyacımız olur. Bunları önceden yıkamıştım zaten. Şimdi şöyle bir şey aldım. Salata karışımı. Semizotu ve roko olması lazım. Onların karışımından oluşan bir şey. Domateslerim var. Biberlerim var. Bunlarla bir salata yapacağım. Ve humusum var yanında. Bir de yaban mersinli yoğurt yiyeceğim. Tatlı olarak. Biraz tok tutsun diye. Yemeğimizin son hali böyle. Şurada dediğim gibi salata var. Yani tadları çok güzel değil mi? Yapacak bir şey yok. Domates var altında. Yeşil biber, kırmızı, sarı biberle. Humusu bandırıp yiyeceğim. Bu vanilyalı yoğurtla yaban mersini güzel oluyor. Öyle yiyeceğim. Birazcık da pirinç patlağıyla krem peynir. Ya, mükemmel değil ama yurt şartlarında ilk akşam yemeğim bu şekilde yine sağlıklı, kendimce sağlıklı tercihler yapmaya çalıştım. Ulaşabildiğim, en sağlıklısına ulaşmaya çalıştım. Daha doğrusu şöyle, yani bu yurtta kaldığım sürece benim iki tane seçeneğim var gerçekten. Ya az yiyip aç kalmak ve zayıflamak ya da daha da kilo almak. Zaten kilo aldığım için ve kilo almak benim her açıdan psikolojimi etkileyeceği için aç kalmayı tercih ediyorum böyle daha az ve hafif yemeye çalışarak. Ama tabii ki dediğim gibi ya bu yediklerim çok da sağlıklı şeyler sayılmaz yani. Şu humus tam güzel ama ev yapımı olsa mesela çok daha iyi olur. Deneyeyim o zaman. Bu biberler ve salata yani böyle sanki hava yiyormuşsunuz gibi, su yiyormuşsunuz gibi hissettiriyor. Ama tuz dökmeyi unuttum salatama. Neyse bana afiyet olsun, görüşürüz. Merhaba herkese. Yeni videoma hoş geldiniz. Ya bunu sürekli söyleyip duruyorum her kameraya açtığımda. Niye bilmiyorum. ya sanki böyle hani yeni videoya başlıyormuşum gibi ama hayır. Yani sürdürdüğüm bir video bu. Bu sabah nereye gidiyoruz? Okula gidiyoruz. Oryantasyonumuz var. Sadece bizim bölüme özel bir oryantasyon ve saat 9.30'da başlayıp akşam 4.30'a kadar bir plan yapmışlar. Yani süper. Ben de saat 7'de uyandım. Daha gün doğmamıştı. Gün doğumunu gördüm ama çok böyle etkileyici bir şey değildi açıkçası. Zaten terste kalıyor çünkü odam. Ve kendime bir kahvaltı hazırladım. Avokado, feta, beyaz peynir yani ve domatesden oluşan. Bunu yiyeceğim. Daha sonra da son hazırlıklarımı yiyip yavaştan yola çıkacağım. Çünkü geç kalmak istemiyorum. Bir de hem yolları falan da öldürürüm diye. Böyle biraz hazırlandım zaten, giyindim, makyaj yaptım falan. Şimdi ben bunu yiyeyim o zaman, sonra görüşürüz. Şimdi okul sınırları içerisine geldim çok şükür. Otobüsle gelecektim aslında ama otobüsü yarı yolda bıraktı sağ olsun. Başka bir yöne doğru gidecekmiş. Ben de S-Bahn'a bindim, bir de U-Bahn'a bindim. Şimdi binayı arıyorum. Çok yorgunum arkadaşlar, acayip. Merhaba tekrardan arkadaşlar ve ormanıma hoş geldiniz.
Yani arkası gerçekten çok dağınık. Çamaşır falan serdim. Aa, çamaşırları çıkarmayı unuttum. Bekleyin, geliyorum. Gibi çamaşırları makinede unutup kahvaltı falan yaptım o sırada. O yüzden unutmuşum çamaşır attığımı. Şimdi hemen onları astım. Ayrı bir dağınıklık. Gerçekten kusura bakmayın ama bu şartlarda anca böyle oluyor. Birazcık şeyden bahsetmek istiyorum. Okuldan ve ilk oryantasyonumun nasıl geçtiğinden. Çünkü ben okula gelecek olsam merak ederdim yani nasıl oluyor bu işler diye. Ve YouTube'da ben pek göremedim böyle şeylerden bahsedenleri. Ve niye ben bahsetmeyeyim ki? Hem dün komik şeyler de yaşadım. Onları da anlatırım. Ya ışık gerçekten çok tuhaf vuruyor önce. Ama oda o kadar çok güneş alıyor ki. Yani bu çok güzel bir şey tabii ki. Bir yandan da makyaj yapmak istiyorum. Çünkü okulun düzenlediği şey var. Tanışma ve yine oryantasyonumuz bir şey. Öğrencilerin kendi arasında tanıştığı ve takıldığı bir etkinlik düzenlemişler. Burada bir alan var böyle eski bir havalimanı. Tempelhof diye. Orada parkta buluşulup bira içme, öyle tanışma tarzı bir etkinlik. Ben de ona gitmeyi düşünüyorum açıkçası. O yüzden şimdi hazırlanacağım. Neyse bir yandan makyajımı yapıp bir yandan konuşabilirim bence. Şimdi arkadaşlar dün 9.30'da orada olmamız söylendi. Programı zaten okulun mail sitesinden, sitesi aracılığıyla gönderiyorlar ve bir sistemleri var gerçekten harika. Yani sizin için her şey ulaşılabilir kırılıyor o okulun sistemi. Yani mesela o şeyler Microsoft programları, kullandığımız SPSS programları, analitik programların indirimi bizim için ücretsiz okul sayesinde. Onlar veriyor yani bunu bize mesela. Ondan sonra ve bütün şeyler tek bir yerde toplanıyor hani ulaşmanız gereken bütün bilgiler falan. O yüzden çok iyi. Ha, bize programı atmışlardı dediğim gibi. Oradan görmüştüm. 9.30'da gittim. Yaka kart taktık. İsimlerimizin yazdığı. Bize yine okulla ilgili bir şey broşür var verdiler. Sonra oturduk. Oryantasyonun olacağı yere oturduk. Herkes yerine geçti. Of, makyaj yaparken böyle konuşmak çok zor ve video böyle çok uzun çekiyorum. Olmuyor. Neyse ben makyajımı yapayım öyle konuşalım olur mu? Tamam. Geri geldim ve buradan devam ediyorum. Bir de hoşuma giden bir diğer şey, beklediğimden farklı çıkan bir diğer şey ise öğretmenler, hocalar oldu, profesörler oldu. Çok samimi, çok böyle sıcak yaklaştılar açıkçası bize. Onlar da çok heyecanlıydı bizi tanışacakları için. Hani böyle ciddi ve sert değillerdi asla. Hani bir şey olduğunda gidip böyle rahat rahat konuşulabilecek insanlar gibi gözüktü. Herkesten aynı yorumu duydum. Konuştuğum herkesten aynı yorumu duydum. O yüzden bence doğru bir gözlem yaptım. Çünkü gayet tatlış yaklaştılar bize. Ve tuhaf olan kısmı sınıfta galiba 17 tane, 15 tane Alman var. 11 tane falan da Türk var. Yani ikinci en büyük çoğunluğu aslında Türkiye'den gelenler oluşturuyor. Herkes buna bayağı şaşırdı tabii. Başka ülkelerden gelenler de var tabii ki ama 1-2 kişi yani böyle 5'i geçmez yani sayısı. Onun dışında dediğim gibi herkes yani hiç kimse birbirini tanımıyordu muhtemelen. Orada tanıştık işte merhabalaştık nereden geliyorsun tarzında konuşmalar geçti aramızda. Ben ilk başta birazcık böyle şey oldu hani gerildim. Yine açı değiştirdim. Bu video nasıl olacak bilmiyorum. Ve yani zaten buraya kadar izlediyseniz fark etmişsiniz. Çok fazla bir şey çekemedim. Ne okulda ne dışarıda bu ara. Çünkü şimdi ilk gelince bir hafta boyunca yedik, gezdik, içtik falan. Hani onları gösterdim. Güzel yerlere gittik falan ama şimdi yavaş yavaş okul dönemine girdiğim için onlar biraz azalıyor tabii ki. Ve ilk defa okula gittim. Yani o yüzden İnsanların yanında da çekmek istemedim açıkçası. Çekemedim yani. Ama okulun binası olsun, kampüsü olsun bayağı büyük, güzel. Mutlaka çekerim. O yüzden abone olup takipte kalmayı unutmayın diyorum ve devam ediyorum.
Ve işte sabah 9.30'dan 4.30'a kadar devam eden bir program hazırlamışlardı bizim için. Bu programla ilk başta hocaları tanıdık. Ve kendi alanlarını, çalışma alanlarını, bölümlerini tanıttılar. Hangi dersleri alacağımızı ve o derslerde hangi hocalarla tanışacağımızı aslında görmüş olduk. Çünkü ders seçimi burada farklı bir sistemde yapılıyor Türkiye'dekinden. O da şöyle, ders seçimi 4 Ekim'de başladı. Ancak 10 gününüz var. 14 Ekim'de bitiyor ders seçimi. Ve şöyle bir sistemleri var. Siz 4'ünde de ders seçseniz ya da 14'ünün son saatinde de seçseniz dersler kura ile seçiliyor. Yani önceden erkenden seçmenizin hiçbir mantığı yok. Türkiye'de biz çünkü şey yapardık. İşte derslerin açıldığı ilk günü kalkardık hemen böyle. İstediğimiz dersleri almak için uğraşırdık hani kontenjanda olmasın diye. Burada da kontenjan sınırlı açıkçası. Bazı dersler 13 kişi, bazı dersler 15 kişi, 25 kişi. O yüzden aslında şey bir durum. Hani bir yandan adil bir durum. Bir yandan da istediğiniz dersi alamayınca hiç hoş olmuyor bence yani. Çünkü ilgi alanınız o yönde oluyor. O yüzden böyle bir sistemleri var. Onu anlattılar. Nasıl ders seçimi yapmamız gerektiğini. Ve aslında ben de ders seçimini tam anlamıyla yapmamıştım düne kadar. Dün hocaları gördükten sonra, sistemi birazcık daha anladıktan sonra yaptım. Ve şöyle güzel bir yanı var. İstediğiniz her an girip değiştirebiliyorsunuz derslerin. Hangi dersleri isteyip istemeyeceğinizi. Ve kura ile seçiliyor dedim ya. Bir de şöyle ders seçimlerinize şey veriyorsunuz. Öncelik sırası. Mesela öncelikli tercihim başka bir ders. Şu diyorsunuz. İkinci tercihim şu. Üçüncü tercihim şu gibi bir sıralama yapıyorsunuz. Hani o kuraldan bir önceki size çıkmazsa ikinci çıkar. Üçüncü çıkar. Ona göre sıralamazsınız ki isteğinize göre gelsin. Ya inşallah birinciye koyduğum derslerim hepsi çıkar yani. En çok onları beğendim çünkü. Ve programda bana uyan. Onlar gözüküyordu saat olarak falan da. Onun dışında yemekhaneyi tanıttılar. Yemekhane de çok güzel. Yemek yedik. Yemek de çok güzeldi. Ve uygun fiyatlıydı yani. Dışarıda öyle bir yemek burada o fiyata bulamam yani. O yüzden muhtemelen sıkça okulda yemek yerim diye düşünüyorum. Bilmiyorum, bana genel olarak tekrardan bu eğitim hayatının içine girmek, okul hayatının akademik bir yerde bulunmak gerçekten çok iyi hissettirdi ve böyle hissedeceğimi zaten biliyordum. O yüzden hani master'a başlamak istedim. Çünkü lisansta tam böyle bir şeyleri daha iyi kavramışken, farkına varmışken lisansım bitti benim. O yüzden şimdi daha bilinçli geldiğimi umuyorum master'a ve o yüzden bunun kıymetini bilerek buradaki zamanımı geçireceğim diye düşünüyorum. Oldu. Zaten WhatsApp grupları oluşturuluyor. Oradan hani iletişime geçebiliyorsunuz öğrencilerle. Benim böyle tanıştığım herkese sorduğum ikinci soru. Nerede yaşıyorsun? Nasıl ev buldun? Çünkü malum biz de aynı süreçlerdeyiz. Ve çok bulamayan insan var gerçekten. Bakalım. Ay çok komik duruyor şu pantolon şurada falan. Yani. Welcome to student life guys. So. Yeah. That's the situation right now. Ama şu hikayeyi anlatmadan gitmeyeyim. Ben dün akşam geldim işte okuldan. Çok yorgundum çünkü hani bir sürü insana tanıştık ve çok uzun süre okuldaydık. O yüzden kafam çok yorgundu yani. Geldim, tek istediğim şey çamaşırlarımı yıkamak ve yemek yemekti. O yüzden önce çamaşırlarımı yıkadım, astım. Daha sonra da odadan mutfağa çıktım yemek yapmak için. Mutfak da hemen yakınımda benim. Dibimde yani diğer duvardan, duvarın arkasında mutfak var öyle diyeyim. Mutfağa gittim. Kendim bir salata yaptım falan böyle. Sonra elimde şeylerle gelirken bir baktım anahtarım yok. Anahtarım, telefonum odanın içerisinde, kapı kapalı. Sonra gittim koridordaki komşularımın yani diğer öğrencilerin kapısını çaldım. Bir tanesi açtı ve sağ olsun gruba benim için yurdum grubu var, WhatsApp grubu. Oraya yazdı.
hani böyle bir durum olduğunu ve yurdun Hausmeister'ını çağırabilirlermiş böyle durumlarda, daha önce yaşanmış çünkü. Ancak saat 7'ydi ve saat 7'de kimse gelmez yani Almanya'da. Şey dediler yurttakiler, 3'ten sonra kimse gelmiyor genelde dediler. O yüzden neredeyse gerçekten bütün koridordakiler bana yardım etmeye çalıştı. Kapıyı bir şekilde açtılar. O kadar zor açıldı ki ama gerçekten bayağı bir uğraştık. Böyle bir macera yaşadım ve en kötü telefonumun içeride olmasıydı yani. Ne yapacağımı bilmiyorum. Gülme krizine falan girdim yani. Böyle arkadaşlar, işte okul hayatı başlayacak pazartesiden itibaren. Bakalım nasıl olacak. Zaten buradan paylaşmaya çalışırım dediğim gibi. Video yüklemek için burada da Starbucks'a gitmek zorundayım. Çünkü yurttan bağlandığım internetle asla video yüklenmiyor YouTube'a. O biraz sıkıntı çünkü yakınlarda Starbucks yok ve Starbucks burada pahalı bir şey. Gerçi Türkiye'de de pahalı artık da. Yani orada bir şekilde yine gidebiliyordum daha rahat. O zaman şöyle diyelim, ben izlemeye devam edin ve burada olduğunuz için çok teşekkür ederim izlediğiniz için videolarımı. O zaman daha sonra görüşürüz. Ama video bitmiyor. Burada bitirmiyorum. Birkaç gün daha çekerim. Görüşürüz. Tabii daha sonra sen ne diyecektin? Ist sie da? Weil ich habe keine Karten. Bir anda sıranın en başına geldik. Nasıl oldu? Asla bilmiyorum ama içeri gireceğiz herhalde. Çok kalabalık ama. Hepsi lezbiyen zannetmiş olabilirler. Aynen. Bize beraber misiniz diye sordular. Ya biz de beraberiz dedik çünkü. Neden olmasın öyle? Aldık ve çok uzun bir sıra bekledik gerçekten. Çünkü öncekinde guest list sırasına girmişiz yanlışlıkla ve guest list de değiliz yani. Biletleri buradan aldık. Ve burası ergen kaynıyor. Herkes lisans muhtemelen. Müzik